İstanbul Maltepe'de bir gölette avlanan balıkçıların oltasına hiç tahmin edilmeyen bir balık takıldı. Pirana. Hem de bir tane değil, birden çok. Güney Amerika'ya özgü canavar balığın İstanbul'daki bir gölette nasıl olup da yaşayabildiği henüz bilinmiyor ama tahminlerde yok değil. Su dünyasının vahşi üyesi bu pirana İstanbul'da yakalandı. Üstelik oltaya takılan tek pirana o değildi. Korkuyor musun? Ben korkuyorum, ısırır. Dokunamaz mısın? Hayır. Pirana sürprizi Maltepe'de yaşandı. Yarım saat içinde oltaya 4 pirana birden takıldı. Yani muhtemelen bir pirana sürüsü göleti mesken tutmuştu. Zümrüt evlerdeki bu gölette normal şartlarda sadece sazan avı yapılıyor. Ancak son avda beklenmedik bir sürprize karşılaşıldı. Oltaya bu kez bir çeşit pirana takıldı. Epeydir sazan yakalayamıyordunuz herhalde. Evet, bu sene çok fazla. Sebep belli. Evet, sebebi de belli. Piranalar gölette avlanan balıkçılar için korku kaynağı oldu. Rüyama girdi ya benim. Tabii korktum onu. Tabii korkmaz olur. O kadar korktunuz. Daha dedim bir araca gitmem dedim ya. Piranalar normalde Güney Amerika'da yaşayan bir balık türü olarak biliniyor. Ancak bu vahşi balık türü Maltepe Zümrüt evlerdeki bu gölete nasıl geldi bilinmiyor. Evet arkadaşlar da şahit. Pirana haberini duyan çevre sakinleri merak içinde gölete koştu. Sen? Ya çok şaşırdım tabii ya. Kim şaşırmaz ki? Şok oldum. Piranalar bazı meraklılar tarafından akvaryumda besleniyor. Tahminler bu şekilde beslenen vahşi balıkların gölete bırakıldığı yönünde. Yine tahminlere göre piranalar gölette sürü oluşturacak kadar çoğalmış. Maltepe'de pirana böyle biraz şaşırtıcı geldi mi size? Hem de nasıl gelmez olur mu abi ya? Pirana ne demek ya? Tehlikeli hayvan ya. Piranalar suda karşılarına çıkan herhangi bir canlıyı saniyeler içinde yemeleriyle ünlü. Kalabalık sürüler halinde dolaştıkları için bunu birkaç dakikada yapabiliyorlar. Daha önce piranaya rastlamadınız mı burada? Televizyonlarda gördüm sadece, başka görmedim. Korktunuz mu? Tabii ya, ne demesin, kim korkmaz ki? Piranaların en belirgin özellikleri keskin ve sivri dişleri. Maltepe Zümrüt evlerde yakalanan pirana da bu özelliği taşıyor. Dişleri oldukça keskin. Dişleri görmüyor, koca koca dişleri var. Dün benim neredeyse parmağımı koparıyordu ya. Maltepe'deki gölet balıkçılar gibi serinlemek isteyenlerin de uğrak yeri. Oltaya takılan piranalardan sonra herkesin fikri değişti. Normalde yüzer miydiniz siz burada? Evet. Bundan sonra yüzecek misiniz? Yok ya, ne yüzmek ya. Böyle bir şey gördükten sonra yüzülür mü? Balıkçılar yakaladıkları piranaları ne yapacaklarını bilemedi. Bu balığı yer misiniz? Yemem. Yemem.